Sümeyye Gelin'in sunum masası 11 çeşit lezzetle göz dolduruyor. Mantar kurabiye, mantı, pırasalı Arnavut böreği, poğaça, tatlı ve tuzlu kurabiyeler, yaprak sarması, limonlu cheesecake masadaki lezzetlerden bazıları. Gelinimiz küçük masasında siyah runner ve siyah suplalar tercih etmiş. Siyah beyaz yemek takımı ve füme çatal kaşık takımıyla şık bir kombin oluşturmuş. Tabaktaki gold şahmeran damgasıyla da gold yaldızlı su takımını kombinleyen gelinimiz uyumlu ve şık bir masa düzeniyle bizden tam not aldı. Ama bakalım gelinlerimiz nasıl değerlendirecek? Evet, Sümeyye'nin sunum masasını nasıl bulduk hanımlar? Çok şık duruyor bence. Evet, çok şık duruyor aslanım. Ben ama masayı beğendim. Evet. Bunu beğendim. Yani genel olarak baktığında evet, güzel hani bence. Bunun daha değişik bir albenisi olmuş. Siyah olduğu için bence o. Yani siyahlık gözü evet, siyah ve gold'u seviyorum. Siyahı sevdiniz mi peki masada? Ben bir gold, rose gold kafasının aslında rose şeyinde gold kaldım. Ya, ya tabakların evet, daha spor duruyor böyle sanki ya. Hani kenarlarındaki aslında botlar çok spor gibi değil, böyle klasik bir tabak yani, çok da şey değil. Kaşıkların rengini nasıl buldun onu? Güzel. Çok güzel. Evet. Ben bunu beğendim. Değil hatta dedim en beğendiğimiz güzel masada kaşık çatal bunu da sizin için. Öyle evet mi? Evet. Mesela bunda daha çorba içilir mi onu merak ettim. Şu an şöyle şimdi sizde özel aldım bunu. Daha hiç çorbaya kullanmadım. Ya, çorba. Hani bir şey olsaydı da isteydik ama. Yani şöyle. Şöyle. Bak içiliyormuş. Nasıl? Çok güzel. Ay, çayı da bana çorba kaşığıyla içirdin ya. Ne diyeyim? Daha neler göreceksiniz? Daha neler yaptıracaksınız acaba bana? Evet hanımlar, başka? Ya bir de şu tabak karışık geldi bana. Hani evet, devamına getirseydi daha iyi olurdu diye şu tabağı. Bence evet, bunu birisi yapıp getirdi sana. Yok, bu tabak benim yemek takımım zaten. Kurtaramadım bu seni. O da benim. Her şey böyle çünkü o zaman cam uyumlu bir tabağı yapsaydın diyorum. Aynen. Şöyle cam kullandım her şeyi ama bu boyda bir camım yoktu. Ama bunu da masaya uydurduğum yok için. Muydu? Takımın parçası. Evet. Sanki 6 yani kişilik takımım. Ha. Evet. 6 kişi 12 kişilik değil, değil bu. Yani o biraz şey oldu. Karışıklık anladım. Günlük olacak diye aldım aslında ama sonra çok hani devamını getirseydin yoksa hani şey yapmıyorum açıkçası, yanlış anlaşılmasın. Yani siyah ya, bu da çok da sırıtmaz diye düşündüm arasında. İçinde maviler de var ya. Evet, masada hiç mavili bir şey yok. O tek evet, mavi. O biraz onun ortası bozmuş, siyah. Orada bir kadın fotoğraf figürü var. Kafası böyle siyah onun ortası da. Ama bu da yiyince yok, görürsünüz demek istedim herhalde. Kadın uyan mı? Şey ha, yoğurt yok, sos var üstünde de. Ne bu? Patates. Evet, patates püresi püresi, salata. Salatası. Hı-hı. Ekşi var mı içinde bunun? Yok. Anladım, tamam. Yani sen limon olarak var da. Ha, yani onu kastettim limon. Tamam. Sümeyye şu ne? Kurabiye mi? Önündeki ne? Bu mu? Şu. Bu, ha, size şey yapacağım. Cheesecake yaptık. Arkadaşımla yaptık onu da. Üzerine gelin evi yazacağım. Sizin yanınızda yazayım dedim. Öyle ben mi? Başka evet, bir şey isteyebilir miyim? Ne? Gelin evi yazma da bence bana bir şöyle mutluluğun resmini çiz ya oraya. Nasıl çizebilirsin bilmiyorum. Nasıl tarif edersin? Gelin evi yazma. Mutluluğun resmini çizeyim. Evet. Ne çizmek istiyorsan sen. Hayal yani, diline kalmış. Evet. Ya çok mantıklı bir fikir çünkü biz çok gelin evi pastasını çok gördük. Herkes sağ olsun gelin evi yazıyor. Aslüner'le gelin evi yazıyor vesaire. Çok teşekkür ederiz ama buraya bence mutluluğun resmini çizsin. Hadi bakalım senin evet, için mutluluğun resmi ne? Yardım ister alayım misin? Alayım mı ben onu be? Şöyle. Minnak gelinimiz bizim. He. Kesin kalp yapacak. Mutluluğun resmi kalp mi? Dur kalpte bakalım, her şey saklı olduğu için aslanım bence. Dur bakalım. Bence eşin ismi papatya mı çiziyor evet, çiçek mi? Eşin papatya gibi geldi. Papatya gibi geldi bana da valla. Tavşan tip bende. Bak bak bize yatkın evet, yalnız. Evet çok güzel bana görünüyor. Bana çiz deseniz valla. Ne oldu şimdi orada? Yaprak da yapıyor. Annem mana bir şeyler. Kız bu diyor ki bir sen bir ben bir de bebek. İnşallah. Çiçek var ama sanki İnşallah. Üç tane ya. Puslu. Bebek mutluluğun resmi hani bence. Ya. Bebek nerede? Mutluluğum diyor. Bebekle taşlandırabilirim. Bence yani insanın içine çiçekler açmasıdır bence. Mutluluk senin için? Bence böyle bahar.
güzellik, yeşillik, çiçek, böcek. Ben de bir şey çizmek istiyorum Aslı yani, Hanım evet, ya. Sen... Kabağı çiz Aslı. Sanki kabağı orada yer kalmadı. Böreğin üstüne mi çizsek? Börek. Sen de al o zaman. Yazmak istersen. Bir dedim börek al tabağını, onun üstüne çizip yersin evet, mutluluğunu Tuğçe'ciğim. Üstüne çizmeyeyim ben. Kenarından biz de kenarına, yiyeceğiz köşesine. Ama o tatlı ona yakışmaz. O zaman tabağıma çizeyim, hepiniz görün. Hadi olur. Çok merak ediyorum şu anda ben. Ben de. Dolar işareti. O ne be? Sümeyye. Para. Para mı? Evet. Ben de böyle bir sürpriz tabii ki para da lazım ama bence parasız da mutluluk olabilir ya. Yanındakine de ver bakalım. O da tabağına çizsin mutluluğun resmini. Al hemen çizeyim. Seşir gelin bakalım mutluluğun resmi neymiş. Eşinin başı Doğukan yaptı. Evet. Tamam, adını yazmaya çalıştım. Yok yok, adını yazmayacağım. Kalp seçil işte. Kalp tamam, biz aldık kalp. Siz de çizmek ister misiniz? Ya da tarif edin isterseniz. Artık aynı. He canım, istiyorsun. Dur, ver Saadet. Yok yok, gerek yok aslanım. Yok yok, rica ederim Saadet'ciğim. Al canım. Sen de pek uyumlu bak. Hadi biraz serice çiz bakayım şöyle. Neymiş senin mutluluğun resmi? Yani yumurta da olabilir aslında ama bence butik diye düşünüyorum, bilmiyorum. Hani mutluluğun resmi... Bence boş bir boş ne? Bir su bardağı çizebilir. Aile mi? Dur dur. Neyi hayal edersin? Bence çocuklarını çiziyor. Eşi ve çocukları. Eşi çocukları. Aynen öyle. Güzel. Bak ne kadar güzel. Ben akşamı istiyorum. Biraz olmadı sana. Ama benim Saadet, mutluluğumun resmi de göster. Böyle. Biraz abuk subuk oldu. Ama anladık yani. Evet. Hiç merak etme. Üçümüzüz. Çok güzel. Sen çizmek ister misin? Farklı olsun. Çünkü normalde benim çizeceğimi çizdi ama farklı yapayım ben. Elim niye titriyor? Senin elin titriyor hakikaten. Gerçekten titriyor. Acıktın mı yavrum sen? Şekerin mi düştü senin? Galiba yapamayacak. Mutluluğa giden yolda... Yani kızım demek tuba... isteyeceğim ama vallahi titremekten... De bakayım kızım demek bir daha. Tamam ah canım. Bir tansiyonu falan ölçelim ya. Ay, daha önce böyle elinin titrediğini biliyor muydun? Yani sizin yanınızda heyecanlanmamak elde değil. Gerçekten yoksa titremiyordum. Ay ben seni yerim. Ay o da... Yani kızım. Göster lütfen kameramıza. Dondurmasını çok sever. Hep dondurma ister benden. Gözlerini de unutma. İşte çocuğu olanlar böyle işte. Evet. Hemen çocuğunu, eşini, yavrum maşallah Allah yuvanızda huzur versin. Aman. Nerede mutlu oluyorsanız orada yaşamayı nasip etsin. Şimdi bu tabağı 6 tane aldım demiştin. Bunun fiyatı ne? Yalnız benim geçişi bakalım. Mutluluğun resminden sonra tabağın fiyatı. Para önemli dedik Aslı Hanım. Zaten sen o sürdüğünden mesajı verdin sen. Direkt. Bu komple takım. Hani pasta tabağı da var, kasesi de var normalde. 6 kişilik ama. Evet. Tamam. 1500. 1500. Pasta tabağının var merak demiştiniz. Pasta tabağı küçük tamam. Evet küçük. Ben gerek bilmiyorum. Zaten daha önce de söylemiştim size. Evet. Ben kalıbı yani böyle 5 şey konseptinde. Çatal kaşıkları söyle yavrum. Evet bunlar çok hoş duruyor gerçekten. Bunlar 1000 TL. Yani 1000 TL. Bildiklerin dışında ya o kadar hoş ki. 6 kişilik mi kaşıklar? Çatal kaşıklar. Bunlar da 6 kişilik. Evet bu da 6 kişilik. Çünkü buna uygun olsun diye aldım 6 kişilik onlar. Peki şey çay bardağın, su bardağın. Bunlar yani ilk evlendiğimde alınmıştı çeyizimdeyken. Ben şöyle aldım. İlk evlendiğimde çeyizimi taksitle böyle çalışarak ödüyordum. Ay o ara aldım. O ara bunu ayrı bir fiyatı neydi bilmiyorum ama çok uygun fiyat almıştım. Çok normal hatırlamama. Bak mutfakta gördüğün. Neymiş? Şekerlik. Şekerlik. Hem dekor amaçlı. Çok hoş duruyor. Ben evet, çok beğendim. Ben çok beğenerek aldım. Evet lezzetlere de geçelim dilerseniz. Şunu kim yaptı ya? Bunu da yengem yaptı. Yengeye bak pastanede evet. Mi çalışıyor? Çalışmıyor ama... Çeyizleri hazırlayan yengem mi? Çok başarılı Düstes baksana. Aslı Hanım ben dayanamayıp tadına bile baktım. Gerçekten çok lezzetli. Afiyet olsun. Ağzının tadını nasıl bilir? Ay yavrum. Size de olsun. Buyurun başlayın artık. Ben de denemek istiyorum onu. Anlat bakalım kimler neler yaptı, sen neler yaptın? Aslı Hanım biz arkadaşımla cheesecake yaptık.
Aha. Beraber kız kardeşimle de patates, salatası patates püresi bunu yaptım. Sarmayı annem sardı. Annem çünkü çok lezzetli yapar. Tuğba'cığım bize de... Ben annemin üstüne tanımıyorum çok sarmada. Evet, tokatlı olunca tabii. Evet. Değil mi? Çok güzelmiş. Bir tane daha versene. Topları kim yaptı? Onları da arkadaşımın yengesi yaptı. Onu da çok beğeniyoruz. Rica ettim bize de yapar mısın diye. Şey gibi düşünün, ne diyorlar? Rezerye. Onun gibi bir şey düşünün. Zannetmiştim vereyim. Biz aldık. Karma. Cezaryeyi. Yetişebilirsen sevinirim. Çikolataya bulamış. Şuradan güzel olmuş. Şeyini alabilir miyim? Çok beğendim. Tokatlı olmasına rağmen sarması enfes. Olmasına rağmen. Olmasına rağmen. Asıl olduğu için lezzetli oldu. Olduğu için demek istedin değil mi? Evet. Özür dilerim. Şunu demek istedi aslında. Tokatlı ve dolma. Çok güzel. Evet. Hakkını vermiş. Aynen öyle. Görünüyor bence. Çok güzel oldu. Yaprak da güzel. Zaten yaprak çok güzel. Yaprak Tokat'ta şu an hani yaz başında ilk çıkan yapraklar olur. Onlar yeni mahsul. O zaman evet. Şöyle çatal. Size hemen aldım. Özenerek. Ay sağ olsunlar. Anneciğin ellerinden öpüyoruz. Annem her şeyimi koyuyor. Annem, teyzem, halam. Birer tane halam, teyzem var zaten. Hepsi böyle koşar zor zamanlar. Çok güzel yapmış. Evet. Afiyet olsun. Muhteşem. Yine arkadaşımın annesi yaptı. Bize hep pırasa pidesi yapar ve çağırır. Biz kalabalık böyle oturup bir daha... Pırasalı mı bu? Hı-hı. Ay bir evet. Tane değil istiyorum. Mi? Arnavut mu? Evet. Kat kat. Arnavutların çok güzel olur. Aslı Hanım kat kat gördünüz. Ama öyle bak bak. Güzel. Kaç kat bu? Saysanız da katları. Bence hiç saymaya girmeyelim. Bakayım. Vallahi triplex yapmış triplex. Çok uğraşıyor. Sağ olsun çok uğraşarak yaptı. Yok residence bunu. Dikmiş bence triplex dikmemeyiz. Residence dikmiş. Kaç katlı bu ya? Var burada bir 25 kat. Yani bayağı var. Çok güzel olmuş. Evet hanımlar başka eksik ya da beğendiğiniz bir şey varsa onları da söyleyin. Aslında ben kurabiyelerin olduğu tabağa da cam olmasını isterdim. Çünkü çoğunlukla ama cam bu, ilerlemiş. Buna uyusun diye koydum biraz ortaya. Bir farklılık koymak için tabakla uyumlu. Bakın gold ve siyah uyumu. Çünkü genellikle cam tercih etmişsin ya o yüzden söyledim bebeğim. Tamam bunu ortaya koydum işte hani bütünlük ortada. Hani bir kenarda sağda bebeğim. Solda değil. Bebeğim. Onu söyledim bebeğim. Kocamanısın bebeğim. Ya Aslı Hanım şimdi... Kağıt peçetesi var mı senin onu bunu sen bırak. Sende de mesela var. Bir dakika şey diyeceğim. Şimdi tamam, minyon anladım. Tipli. Mermer koydun ya sende mesela. Senin de mermer bir şeyin yoktu ama mermer vardı. Aşkım ama benimkinin goldlu yani. Tamam devamlı. Bu da goldlu hayır. Yani. Goldlu ama yani. Mesela camdan çok başka ileride ama benimki yine uyuyor. Ne alaka? Mermerle cam da o zaman ne alaka? Bebeğim uyuyor ama o. Bebeğim bu da uyuyor ama. Bebeğim. Minyonsun bebeğim. Ya, sana böyle adını söylemek gerekiyor. Şekerim, ay şekerim, şekerim düştü, ay şekerim. Ellerim titriyor. Evet, şimdi bir çayı 15 kere karıştırması evet, gerekiyor. Evet, başladık. Bu sefer 6 tane ne atacağım? 1. Şaka mısın? İlk salatadan kesilmesin sen. 3, 4, 5, daha da 5 tane. Şekeri bitirecek. Şu an şeker. 5 şeker mi attın şu küçücük çay bardağına? Evet ben böyle seviyorum Aslan Hanım. Anladım canım. Aslan Hanım bir de dinleyin ne kadar şimdi. Çok karıştırıyor. Karıştır Allah karıştır. Eriyor anca evet. Eriyor. Sen onu karıştırırken hayatım sizlere de afiyet olsun. Biz buradan düğüne geçelim. Hadi afiyet olsun.